ortaya çıkan empati kurma, bu İslam düşmanlığıyla mücadele etme ivmesi yükselmişken, birileri buradaki saldırıları Müslümanların üzerine yıkarak ya da o şekilde etiketleyerek maalesef bu Yeni Zelanda'da bir insanlık değeri haline gelen, yani İslam düşmanlığıyla mücadele etme, ırkçılıkla, nefretle mücadele etme duygusunu tahrip etmeye çalışıyorlar. Bunun farkındayız. Birisi tabii siyasal İslam diye bir karartmadan bahsettiği zaman farkında değiller. Esasında siyasal Hristiyanlık, siyasal Yahudilik gibi doğru olmayan kavramları, bizim kullanılmasını hiçbir zaman doğru bulmadığımız kavramları davet etmiş oluyorlar. Bugün Macron başta olmak üzere Avrupalı siyasetçilerin mücadele etmesi gereken şey ırkçılıktır, aşırı sağdır, nefret politikalarıdır. Bu bakımdan da açık bir şekilde lanetlediğimiz, kınadığımız bu eylemi, Sri Lanka'daki bu terör eylemini hiç kimse Müslümanları taciz etmek için kullanmamalıdır. Sonu Çubuk'ta yaşanan olayın ardından bir paylaşımda bulunmuş ve Osman Sarıgül'ün tedbirli olarak ihracı için disiplin kurma sevk ettiğini söylemiştiniz. Bu süreçte son durum nedir acaba? Evet, bu biliyorsunuz o İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz bu şekilde bir ihraç olduğunu açık bir şekilde söyledik. O kendi, onun bir takım süreleri var. O kendi süresi içerisinde gerçekleşecektir. Yani normal olarak kurul o kararı icra edecektir. Yani ihraç edilmesi Biz gerçekleşecek. zaten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini söyledik. Çünkü buradaki meselemiz bizim. Demokratik siyasette şiddete yer yoktur. Şiddet kapısı asla açılmamalıdır. Hiç kimse şiddete başvurmamalı. AK Parti'nin temel ilkelerinden bir tanesidir. Şiddete karşı tavır göstereceksek gösteriyoruz. Kınanacaktır, kınıyoruz. Ama şimdi buradan çıkıp da organize bir linç girişi, bunun başında da Cumhurbaşkanımızı ya da bizim bakanlarımızı göstermek şeklinde bir yaklaşım, buradan başka bir tablo çıkıyor. O tablo da şu: kimsenin saldırıyla, bu şiddetle, bu Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin herhangi bir derdi yok. Tek yapmaya çalıştıkları şey bu eylemin arkasında AK Parti'yi göstermeye çalışmak, Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak, bakanları suçlamak. Yani yaptıkları ilk andaki açıklamadan itibaren şeyde partinin önündeki otobüsle ilgili açıklama. Peki Kandil'den yapılan çağrılar, bu partinin yaptığı çağrılar, CHP'nin adaylarını Ankara'da ve İstanbul'da biz kazandırdık, artık buraları biz yöneteceğiz şeklindeki açıklama. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan bir şey duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden bir şey duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz şeyler kendi kafamızdan ürettiğimiz şeyler değil. Kendilerinin sözlerini, davranışlarını kendilerine bir ayna tutarak gösteriyoruz. Bunun karşısında bir şey demiyor. Bunları dile getirenleri suçlamaya başlıyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Her şey tamam mı? Yolda mı? Evet, lazım.